kolay iş imkanı bulabileceğim, yurt dışı imkanı olan, gelirleri yüksek olan birkaç yazılım dini önerir misin? Kolay iş imkanı bulabilmek. Bakın dostlar, hayali kolay iş bulabilmek, yurt dışında iş imkanı olan ve iyi gelir kazanmak isteyen, bu hayallere sahip olanlar chat'e bir yaz. Chat'i görüyorsunuz şurada. Şöyle göstereyim. Şurada görüyorsunuz chat'i. Bu hayali olan insanlar bu kadar çok. Sizler gibi benim de kolay iş, iyi gelir, yurt dışında veya dünyada geçerli olan bir meslek, bir şeye sahip olmak gibi bir hayalim benim de var. Bu eğer tek bir yazılım dili öğrenmekle mümkün olsa idi, bu chatteki 800 kişiden biri veya beni izleyen 100 bin tane YouTube izleyicisinden biri mutlaka bunlarla ilgili bir çalışma yapıp bu işi halletmiş olamaz mıydı? Bence hallederlerdi. Bunlar çoktan çözülmüş olması gerekirdi, değil mi? Bu soru çok güzel bir soru ama çok kısa yoldan bir yere varmaya çalışan bir soru. İşe yaramaz dostum. Bu kafayla ne iyi bir gelirin olur, ne yurt dışında bir geçerliliği olan mesleğin olur, ne de kolay öğrenilebilen bir şeyin olur. Yani bu sorunun cevabı böyle olmaz. Python öğren desen ben, sen gideceksin Python öğreneceksin. Hadi diyeceksin ben kolay iş bulacağım. Binlerce insan var Python bilen. Milyonlarca var. Bak adam yazmış Python, C Sharp, Java biliyorum. 2 yılı bitirmek üzereyim. Mühendisliğe geçeceğim. Bakalım hayallerle, emin adımlarla gitmeye çalışıyorum. Adam 3 tane dil bitirmiş mesela. Senin 3 yıl önünde adam mesela şu anda. Ne yazık ki böyle bir soruya verilebilecek bir cevap yok. Hayatta her şeyin cevabı olan bir altın anahtar da yok. Bunun peşinden koştuğunuz sürece de daima hayal kırıklığına uğrarsınız en basit anlatımla. Gerçek anlamda bir hayal kırıklığına uğrarsınız. Kandırılırsınız. Gerçekten çok sağlam kandırılırsınız. Bugün dolandırıcının en çok ihtiyacı olan şey hayali olan adamdır. Ve hayaline çok inanan adamdır, tamam mı? Sen eğer kolay yoldan para kazanabileceğine inanıyorsan çok güzel kandırılırsın. Ben bir tane Udemy eğitim seti çıkartırım. Derim ki arkadaşlar, bu eğitim setinin sonunda muhteşem derecede yazılım öğreneceksiniz ve istediğiniz her işe sizi sokmaya sağlayacak muhteşem bir yazılım eğitimi bu. Böyle bir eğitimle sizin karşınıza çıksam, ondan sonra da fiyatını da öyle normal eğitimler mesela 20 lira 5 liradan satsam abi, istemezseniz de parayı iade bilmem ne falan filan deyip buyurun bakın kendiniz deneyin deyip bir de güzel bir şekilde anlatsam ilk 3-4 tane dersi, ondan sonra götürüp bunu 7-8 ders, böyle büyük uzun derslerden chapter'lar olarak düşünün, 7-8 tane değişik chapter'ı da alt alta işte sonradan gelecek diye koysam, 3 tane chapter çekeceğim, 20 chapter'lık ders diyeceğim, 17 tane chapter'ı da sonra yükleyeceğim diyeceğim ve çok gerçekçi bir şekilde anlatacağım. İşte şu işi sağlayacak, bunu sağlayacak, şunu sağlayacak bilmem ne falan filan diye. 5 lira değil de hani 10 liradan 15 liradan sattığımızı düşün abi. Diğerleri gelecek diye beklerken siz oh, arazide yön tayini. Ne oluyor lan? He? Dolandırıldım da. Para gitti lan. Bu mesela çok basit bir yöntem. Siz böyle kolaylığın hayalinin peşinden giderseniz sizi marizleyen çok olur. Siz böyle basit ve kolay para kazanmanın, kolay köşeyi dönmenin peşinden koşarsanız çok fazla gol yersiniz, çok kandırılırsınız ve hayal kırıklığına uğrarsınız. Sadece anlatmaya çalıştığım bu. Ama önemli bir şey söyleyeceğim. Dostlar sizi çok iyi anlıyorum ya. Hayat çok zor gerçekten. Gerçekten çok zor. Hayalleriniz var, istekleriniz var. Bunları gerçekleştirmek için imkanlar gerçekten çok sınırlı. Benim söyleyebileceğim tek bir şey var arkadaşlar. Bakın 16 yaşındaydım. İyi dinleyin, madem anı istediniz anı anlatayım size bir tane. Uzun zamandır yapmıyorduk bunu. Hadi çök. Çök çök hadi çök. Arkadaşlar bakın 16 yaşında falandım, 17 yaşında falandım böyle. Böyle dergilere yazı falan yazıyordum. Bilişim dergilerine, Çip dergisine yazıyordum. İşte Byte'a yazıyordum. Hatta 95'te mi ne Çip'e röportajım falan çıkmıştı. Hatta oradan başlamıştı bizim muhabbetimiz. Abi o zamanlar çok fazla hayalim vardı. İşte şunu yapacağım, bunu yapacağım, bu arabaya bineceğim bilmem ne derken şeyi düşünüyordum bir yandan da. Kazanacağımız para belli, yapabileceklerimiz belli, gelirimiz, gelir seviyemiz belli. Hani kalkıp da bir yerden sonra böyle çok yüksek paralar, çok yüksek şeyler kazanmam mümkün değil benim. Onların hayalini kurmayayım. Daha böyle ayaklarım yere bassın. Mesela araba hayali kuruyorum. Lise sonunda, üniversitede falan bir araba alırım kendime belki kazandığım parayla diyorum. Arkadaşlarım söylüyorlar işte ben şuna Ford'a bineceğim, Mercedes'e bineceğim, BMW'ye bineceğim, şuna bineceğim, buna bineceğim sayıyorlar. Sen neye binersin, ne almak istersin abi falan filan diye. Selamünaleyküm abi. Tofaş var mı?
Şey diyordum ben böyle. Hani abi ben tempra alırım işte. Unu alırım. Ya hiçbir şey bulamazsam Doğan Eselix alırım falan diyordum. Yani bahsettiğim yıl 98 falan yani. Clio alırım falan. Aynen. Böyle şeyler. Basit şeylerin peşinde koşuyordum. Ve daha ayaklarım yere basıyordu. Ama para yok abi. İşe girmeye çalışıyorum. Giriyorum bir işe. Yeterince para kazanamadığımı düşünüyorum. Hay ulan diyorum, geliyorum 20 yaşına. Bu öyle iş mi olur diyorum. Çıkıyorum. 21-22 yaşında başka bir işi deniyorum. Her sene bir iş deniyorum böyle. Yazları çalışayım diye. Bir yazarlık yapıyorum. Bir yandan web sitesi hazırlıyorum. Bir yandan etrafımdaki insanlara dizayn mizayn satmaya çalışıyorum. Yaptıkça yapıyorum. Yaptıkça böyle 3-4 işi falan kovalıyorum böyle. Bir yandan şeyleri falan yapıyorum. O da çok güzel gidiyordu. Böyle değişik firmalara web siteleri falan yapıyordum. Onlarla uğraşıyordum. Zartlar zurtlarla. Abi sürekli bir gelir getirme, bir geliri kazanma derdinin peşindeyim. Sürekli bir tırmalamanın peşindeyim. Sürekli böyle 2-3 işi birden yapayım. Bir şekilde kotarayımın peşindeyim. Oğlum bir türlü istediğim gibi bir gelir elde edemiyorum. Uğraşıyorum, didiniyorum. Olmuyor ya. Kendi kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Güzel iş görüşmeleri yapıyorum. Mesela gidiyorum IBM'le görüşüyorum. Müthiş bir fırsattı benim için. 99 yılında IBM Türk'le görüştüm. Alacaklardı da beni. Ama yani adamların limitleri var. Üniversite mezunu değilsen almıyorlar. Bilmem ne yapmıyorsan almıyorlar. Zart zurt. Oğlum alamadılar işe de. Kaldım böyle saçma sapan bir şekilde. Yani bir türlü olmuyor. Uğraşıyorum. İstediğim noktaya gidemiyorum. Ne uzuyorum ne kısalıyorum. Tavşan boku gibiyim, tamam mı? Ne yapışıyorum ne kokuyorum. Sürekli çalışıyorum. Sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sürekli bir şeyler geliştirmeye çalışıyorum ama hep olduğum yerde hiçbir yere gidemiyorum. Abi ben acele ettikçe sanki daha beter çamura saplanıyorum. Ben acele ettikçe sanki daha beter yapmaya çalıştığım hiçbir şey işe yaramıyor. Ben acele ettikçe hedefimden daha da uzağa gidiyorum. Sürekli bu şekilde böyle tırmaladıkça batıyor gibi falanım yani, tamam mı? Böyle mutsuzum ya. Sürekli mutsuzum yani. Öyle bir durum var. Chat'te şöyle bir şey yazdı arkadaşlar. Gördüğünüz bilmiyorum. Hedefsiz gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez diye. Çok doğru bir laf ama burada pek tutmadı. Çünkü benim bir hedefim var. Ben hedefimi ne olarak belirlemişim abi? Zengin olmak. Ben para kazanmak için, araba almak için. Kafamdaki planlar hep para ve zenginlik üzerine. Bak hata bu. Para hedefi olamaz. Para hedefini koyduğunuz zaman doğru achievable bir hedef değil o. Hedefleriniz daha ölçülebilir ve ulaşılabilir olması lazım. Devam ediyorum. Abi ben bir türlü hedefime ulaşamıyorum. Bir türlü olmuyor. Sürekli batıyor gibi hissediyorum. Sürekli böyle bir şeyler istediğim gibi gitmiyor. Sürekli tırmalıyorum. Sürekli uğraşıyorum, didiniyorum. Olmuyor, 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 olmuyor. En sonunda baktım olacak gibi değil. Babamlarla Amerika'ya falan gittim. Ulan dedim acaba Amerika'da mı denesem? Hani belki Amerika olur, güzel olur falan diye düşünüyorum. Amerika'dayız. Amerika'da takılıyoruz, ediyoruz falan. Ondan sonra bir ay falan kaldık biz Amerika'da babamlarla, yanlış hatırlamıyorsam. O kaldığımız dönemde işte ben orada baktım. Ulan ben burada da iş yaparım falan, belki güzel olabilir falan. Dayım benim çok fazla şey istiyordu. Rahmetli, Allah rahmet eylesin. Amerika'ya gitmemi, kendi oğlunun yanında çalışmamı çok istiyordu. Biz Amerika'dan döndük abi. Dayım dedi ki bana, sen dedi konuş dedi oğlunla dedi. Ondan sonra Amerika'ya gidin siz falan dedi. Dedim tamam çok güzel. Yapalım, olur, gidelim. Abi ondan sonra biz araştırdık, ettik, baktık, inceledik. Oluru nedir bilmem ne. Bir tane okul bulduk. Tırttırık bir tane community college bulduk. Uyduruk bir şey böyle. Hadi dedik bir burs alalım. O sırada 11 Eylül oldu. Biz gidemedik tabii. Patladı durum. Ondan sonra kaldı öyle. Ben de öyle kaldım kendi kendime. Oğlum bak şimdi öyle bir durumdayım ki askerliği de bir sene tecil ettirmişim. Üniversitelerden de Amerika'ya gideceğim diye ayrılmışım. Üniversitem yok. 18 ay sonra askere gideceğim ve lise mezunuyum. Hayalim zengin olmak, kendimi geliştirmek gibi bir çabam var. Sürekli bir çamurun içinde ve göçüyor gibiyim. Ben nasıl bu hedefe ulaşacağım arkadaş? Berbat bir durumdayım. Yani dibin dibindeyim. Sürekli tırmalıyorum ve hiçbir şekilde yukarıya çıkamıyorum. Yani bunalıyorum. İyice böyle gecelerini kendimi ultimaya, gündüzleri de uyumaya verdim. Ne uykum kaldı, ne gündüzüm kaldı. Hiçbir şansım yok yani. Böyle saçma sapan işlerle uğraşıyorum. Akşam üstünden başlıyorum. Sabahın ilk ışıklarına kadar Ultima Online oynuyorum evde. Deli dalalar gibi ama böyle. Bütün uyku düzeni bilmem ne, her şey pert. Çünkü acayip bir depresyondayım yani. Bir yandan Avrupa'ya gitmeyi deniyorum. Bütün kapılar kapanıyor yüzüme. Bir yandan Amerika'ya gitmeyi deniyorum. Orada bütün her şey patlamış durumda. Ülkede büyük bir buhran durumu var. Arkadaşlar 2001 krizinden bahsediyorum size. Enflasyonun %70, %80'lerde olduğunu düşünün. İnanılmaz bir krizdeyiz. O zaman bankaları hortumlayıp kaçıyorlar ülke dışına falan. Öyle durumlar var arkadaşlar. Sizin 20 yaşında bulunduğunuz içinde oynadığınız maçı arkadaşlar, 20 yaşında oynadım ben. Bu filmi birebir aynısını sizin içinde bulunduğunuz şekilde yaşadım. Onun için anlatıyorum size. Siz diyorsunuz ya, abi bu adamlar bizi anlamıyor. Abi sen bizi anlamıyorsun ya. Anlamıyorsun. Çok iyi anlıyorum çünkü
aynı topun içinde ben de oynadım. Aynı kum havuzundaydım. Benim hedefim abi kolay yoldan zengin olmaktı. Zengin olmaya çalışıyordum. Derdim buydu. Abi ben askere gittim. Askerde ben bir kuruş paraya ihtiyacım kalmadı. Paraya ihtiyacı kalmayınca ben ne oldum? Hedefsiz kaldım abi. Bir anda askerde paraya ihtiyacım kalmadı. Çünkü ihtiyacınız yok asker ocağında. Bütün her şey çok ucuza halledilebiliyor. O yüzden hiç gerek kalmadı yani. Askerde bir sigaraya ihtiyacım var. Onun dışında çayım bedava, kahvaltı bedava, öğle yemeği bedava. Mis gibi hayatını yaşıyorsun. Ama ben şunu fark ettim. Bende hedef kalmadı. Ulan bu nasıl iş dedim ya. Bende niye hedef kalmadı? Ben nasıl çıkacağım bu işin içinden? Demek ki dedim hedefim beklenti düştüğü zaman yok olabilen bir hedefmiş. Ben ne oldu abi? Nerede uyandım? Ben paranın peşinden koşuyordum. Paraya ihtiyacım kalmadığı anda bir anda hedefim kalmadı. Demek ki dedim ki hedefte bir hata var. Doğru hedefi bulmamız lazım. Doğru hedef ne abi o zaman? Kendine yatırım yapacaksın. Hemen okumaya başladım. Ne yaptım abi? Zengin olan, hayatta başarılı olan adamlar ne yapmışlar? Onların hedefi neymiş? Abi hepsinin ortak yönü ne biliyor musunuz? Okumuşlar, öğrenmişler, bilmedikleri bir şeyler konusunda kendilerine yatırım yapmışlar. Bu bir. İkincisi, adamlar doğru hedefler koymuşlar. Elde edilebilir hedefler koymuşlar. Ondan sonra gitmişler, ölçülebilir hedef koymuşlar. Bakın ölçülebilir hedef. Bir dili bilmek ölçülebilir bir hedef değildir. Dili öğrenirsiniz zaten. Ama bir dilde bir makale yazmak, yabancı dilden söz ediyorum. Bir dilde makale yazmak ölçülebilir bir hedeftir. Yazılım dilinden bahsediyorum. Bir tane proje geliştirmek. İşte atıyorum port scanner, grafik tabanlı Linux subsystem üzerinden çalıştırılacak ama Windows'ta bir pencere içerisinde görünecek bir port scanner yaz. Bak bu ölçülebilir bir hedef. Limon satmak hedef değildir abi. Limon satmak hedef olamaz. Limondan para kazanacağım ben hedef olamaz. Ama ne hedef olur biliyor musunuz? 24 tane limonun bulunduğu bir kasa limonu 1,5 saatte satmak. Bu ölçülebilir bir hedef olur. Ölçülebilir hedef koyacaksınız. Ölçemediğinizde hiçbir şeyin bir kıymeti olmaz. Bir kıymet ölçülebildiği kadar vardır. Hikaye bu. Bu adamlar kendilerini geliştirmişler. Hedeflerini koyarlarken hep ölçülebilir koymuşlar. Sonra da adım adım o hedeflerini yürümüşler. Şimdi bende ne vardı abi? Microsoft ve Cisco sertifikaları vardı. Ben askerdeydim o sırada. Dönünce ne yapacağımı, ne iş yapacağımı bilmiyordum. Şimdi işimi seçmem gerekiyordu. Benim işim eksikti hayatımda. Hangi işi yapacağım? Mesela bana gelip sormayın abi. Ben yazılım öğrenmek istiyorum. Hayır. Sen ne işinde çalışacaksın baba? Frontendçi mi olacaksın? Backendçi mi olacaksın? SQL'ci mi olacaksın? İşte yazılımla ilgilenen bambaşka bir şeyler mi olacaksın? Yazılımın hangi dalında çalışmak istiyorsun? Sen gidip bankada mı çalışacaksın? Street coder mı olacaksın sen? Ne olacaksın abi? Ona bir karar ver. Hangi işte çalışacaksın? O eksikti. Üçüncü olarak da gittim hangi mesleği yapacağımı. Bir tane komutanım vardı. Çok seviyordum. Komutanıma gittim dedim ki. Komutanım dedim. Benim dedim. Önümde dedim. Üç tane seçenek var. Bir tanesi dedim. Bir firmaya girip herhangi bir müşteri bir firmaya gireceğim. Orada sistem yöneticisi olacağım. Active Directory vesaire gibi bir sistemin yöneticisi olacağım. Ondan sonra ya o olacak ya da ikinci seçenek gideceğim bir tane vendor'a, üreticiye. Onların teknik destek kısmında veya bir distribütöre falan gideceğim. Onların destek kısmında çalışacağım. Support vereceğim. Bir supportçu olacağım yani destekçi olacağım. Üçüncüsü de gideceğim dedim. Teknik eğitmen olacağım. Eğitmenlik yapacağım. Aklımdakiler bunlar dedim. Ben dedim ne yapayım? Nasıl bir şey yapayım abi? Can dedi ben nereden bileyim lan dedi. Arkadaşlar bana hep yaptığınız şeyi yapıyorum şu anda size. Bak geliyorsunuz buraya. Bana soruyorsunuz ben ne yapacağım diye. Adam ne cevap veriyor? Ben nereden bileyim lan diye. Sonra bana şey soruyorsunuz. Abi sana ben ne yapacağım diyorsun. Ben nereden bileyim dediğim zaman kızıyorsunuz. Bak hikaye aynısı abi. Aynısı bakın birebir aynısı oldu. Eden bulurmuş. Eyvallah. Ama aynısı abi. Adama aynı şeyi sordum. Siz ne sorduysanız aynısını soruyorum. Ben bilemem. O zaman komutanım da bilemiyordu. Onun bana söylediği şeyi size söylüyorum. Abiler bana dedi ki yaz dedi bir kağıda dedi. Üçünü de dedi yan yana. Ortadan böl. Yukarıya pozitif yanlarını, alta negatif yanlarını yaz dedi. Hepsini yaz böyle güzel 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 dedi. Ona göre de karşılaştır. Hangisini seviyorsan ona göre anlarsın dedi. En sonunda da dedi 5 puanlık kanaat notu ekle dedi. Ve bu kanaati bir tanesine kullanabilirsin dedi. Peki dedim abi. Ben yaptım. Abi baktım abi. Benim hiç aklımda olmayan eğitmenlik çıktı. Çok ilginç abi. Eğitmenlik yüksek çıktı yani direkt. Ama benim o anda eğitmenlik bakın anlatırken anıyı anlatırken bile 3. sıraya koyuyorum. Yani o kadar aklımda yok ki o dönem. Bir anda şey böyle çıktı. Aa dedim ben nasıl yapacağım ya? Hayda dedim bu iş enteresan oldu. İlginç oldu. Neyse o zaman dedim ben eğitmenlik yapayım. Eğitmenliğe döneyim o zaman madem öyle. Askerlik bitti döndüm. Eğitmenlik işlerine başvurdum. Bakın abi askere gitmeden önce para kazanmak, zengin olmak gibi hayal ve hedefleri olan bir adamken askerden döndükten sonra eğitmen olayım, kendimi geliştireyim, ölçülebilir hedeflerim olsun, bir noktaya ulaştırsın beni. Mesela ben şu hedefi vermiştim kendime. Ondan fazla üniversitede seminer ver ve 1000'den fazla mezun yetiştir. Bak 1000'den fazla
fazla sınıfta mezun çıkar. Benim hedefim buydu. Eğitmenliğe başladım. Smart Pro'daydım o zaman. Smart Pro'dan ayrılırken toplam seminerler dahil olmak üzere eğitim, bir şekilde eğitim verip hayatına dokunduğum kişi sayısı 30 bindi arkadaşlar. Kendi hedefimden çık, vardığım noktaya bak. 30 bin düşün. 24 üniversitede falan seminer verdim. 10 taneydi bir hedefim. Ama hedef belli olunca o hedefi kırmak için uğraşıyorsunuz. Ölçülebilir bir şey. Şimdi çok daha fazla canım. Şimdi milyon. Sizler yoksunuz daha. Daha burası yok. Bir para kazanmaya başladık. 2005 yılı, 2006 yılı falan zamanlar. Artık dedim ki o kağıtta, çizdiğim kağıtta 2 numara. Artık security engineer'lık, yani support, proje, yönetim, o aşamaya geçmem lazım. Eğitmenlik benim için yeterli. Bu kadar yeter. 2009'a doğru geldiğimizde dedim ki ben artık yukarıya çıkacağım. O arada bir kendi işimi falan kurdum. 2006-2008 arası. Sonra çok zorlandığımı fark edince dedim yeter, boş ver. 2007'de başka bir yere girdim. Çalıştık, ettik falan. Abi baktım maaş güzel gelmeye başladı. Yani 2 iş, 3 iş, 4 iş, 5 iş çalışmak yerine bir işte çok iyi olup o işte çok çok iyi bir şekilde bir yerlere gelebilmek. Arkadaşlar benim hedefim şuydu. Kurulum yapmak. Bir firewall, endpoint security, email protection, web güvenliği, email güvenliği falan gibi bir organizasyon içerisinde, bir şirket içerisinde ihtiyaç duyulabilen 21-22 tane değişik güvenlik çözümü var, öyle söyleyeyim. Bu 21-22 tane güvenlik cihazının tamamının en iyi 3 üreticisinin ürünlerini mutlaka gözüm kapalı kurabilir ve basit troubleshoot'unu, yani basit problemlerini giderebilecek kadar bilgi sahibi olmam gerekir. Bak, hedef ölçülebilir bir hedef. Koyduğumuz hedef yine ölçülebilir bir hedef. 24-25 tane üretici var. Bu 24-25 tane üreticinin en iyi ürünlerinin iyi bir şekilde kurabil ve mutlaka ufak çapta bir destek verebil. O zamanlarki yaş kaçtı? 2009 falan abi. Ben bu hedefi kırdığımda 2011'di. 79'luyum. 31 yaşındayım. McAfee'sinden Trend Micro'suna, Palo Alto Networks'ünden Fortinet'ine, Checkpoint'inden aklınıza gelebilecek bütün o dönemki üreticileri düşünün. Böyle 10 tane falan büyük günü, McAfee'si bilmem nesi, hepsinin endpoint webini, e-mail'ını, proxy'lerini, antivirüslerini, öyle söyleyeyim, endpoint bilmem deyince karışmasın ortalık, antivirüslerini, web application firewall'lar, bak bu WAF'lar falan var ya, F5'in falan, onlar, bunların bu arada kurulumları böyle Türkiye'deki en büyük .com şirketlerine, öyle firmalara kurmuşum, öyle data center'lara. Ondan sonra bütün aklınıza gelebilecek büyük ne kadar üretici varsa hepsinin ürünlerini abi çatır 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 kurmuşum. 2011 yılında dedim ki tamam, bu hedefi kırdık artık. Bitti. Bundan sonraki yeni hedefimiz kurumsal olarak kabul edilebilen Türkiye'deki en büyük sistem entegratörüne gireceksin. Bundan sonraki o. Bu arada işte pentest falan olaylarına da girmişim ama çok hafif yollu. Yani uzmanlık alanım değil. Tatlı tatlı dokunuyorum böyle. Ulan onu da yapabilmiyor muyum acaba iyi test ediyorum. Ulan böyle uğraşıyorum falan. Dedim ki en büyük entegratörlerden birine gireceğim. Sadece en büyük entegratörlere başvuruyorum abi. 2011 yılında arkadaşlar Probil'e girdim. Probil bugünkü Netaş, o zamanki Türkiye'nin en büyük entegratörlerinden biri. Bak o hedef de yapıldı. Bak şimdi 31 yaşındayım. 3 tane büyük hedef gerçekleştirdim. 20 yaşındayken ki psikolojimi hatırlıyor musunuz yayının başından beri burada olanlar? 20 yaşında sürünüyordum. Bildiğiniz ortalığı kazıyordum. Yeri, oturduğum yeri kazıklıyordum böyle. 10 sene sonra, çok değil abi. 10 sene sonra 3 tane büyük hedefi içinden geçmişiz. Hayat bize başka yollar çıkarmış. Dedim ki ondan sonra artık yurt dışına gideceğim. Artık yeter. Yurt dışına gitmem lazım. Bakınıyorum, ediyorum, bilmem ne yapıyorum. Sonra saldım. Çünkü işte o dönemki aile yapımda içerisinde, o dönem bulunduğum şartlar içerisinde bu işte şey dendi. İşte bu ülkeyi niye biz terk edersek herkes terk eder bilmem ne falan diye konuşuluyor bilmem ne falan. Dedim ben de saldım. Tamam iyi o zaman dedim. Sonra aradan 3 yıl geçtikten sonra onlar dediler ki hadi gidelim falan diye. Abi biz Danimarka'ya geldik. Danimarka'ya geldikten sonra ben burada başka bir işte çalışıyorum. Benim en büyük hayat boyu kafamdaki hikayelerden bir tanesi şuydu. Dördüncü büyük hedefim. Uluslararası bir üreticinin çalışanı olmak. Abi ben Danimarka'ya gelirken McAfee'de iş buldum. Ve çocukken de hep şey derdim. Ulan McAfee'de mesela, o şeydeyken mesela çok enteresandı. İlk hedef koymuştum ya, bütün üreticilerin ürünlerini kuracağım da şey yapacağım falan filan diye. O dönem işte McAfee'de ulan çalışmak güzel olur falan diye 10 kere falan başvurdum McAfee'ye. Hiçbirini de kabul etmediler McAfee Türkiye'den. Hiçbir zaman kabul etmediler abi. 1000 kere falan böyle yalvaracak noktasına geldim adamların. Hiçbirini de kabul etmediler abi. Ondan sonra aradan yıllar geçti. Benim McAfee ile hiçbir alakam kalmadı. Ben bir anda kendimi McAfee'de buldum. Bak şu Allah'ın işine. Çok alakasız bir şekilde. Bir anda orada çalışmaya başladım. Eskiden beri de şey derdim. Ulan derdim Intel'de çalışmak ne güzel olabilirdi falan filan. Ana Intel gitti satın aldı lan şirketi. Biz direkt Intel'li olduk. Hayda diye, tamam mı, bir anda.
Tinder'li oldum ben. Aa dedim, ne güzel oldu lan bu iş. Çiçek. Daha bala bak. Neyse, bunlar kovdular beni ikinci yılın sonunda. Dükkanı kapatıyoruz dediler Danimarka'da. Onun için İngiltere'ye yerleş dediler. Dedim ne İngiltere'si, ben İngiltere'ye falan yerleşmem. Kapı orada, işte kapı, işte sapanca gidersin dediler. Peki dedim abi, ben gidiyorum o zaman. Hadi eyvallah dedim. Adam kapıdan çıkartırken beni 6 aylık maaşımı ödedi benim, yarı yıllık bedava. Oğlum çocukluk hedefim tuttu. Ben cebimde hayvan gibi bir parayla ne bok yiyeceğimi bilmediğim bir ülkede, yabancı bir ülkede dımdızlak ortada kaldım. Şimdi zenginim ama işim yok. 9 ay sonra deport edebilirler beni. Çok sıkıcı, çok tehlikeli. Para var, iş yok. Ama iş yoksa kapı var. Gönderebilirler. Oğlum burada çok dikkat etmem gerekiyordu. Çünkü çok kötü bir anda ortada kaldım. Aa dedim, dur abi ben hemen iş bakayım. İş bakınca bir baktım abi, 2 hafta sonra Unity ile el sıkıştım. Oha! Bir dakika şimdi. Unity Technologies'e giriyorum. Bir önceki yerden zenginim. Allah dedim ben, yırttık ya. Yırttık onu. Vallahi bıktım ya. Bu zenginlik zor iş. Vallahi bıktık bıktık diyorum böyle. Geziyorum ortalıkta böyle. Allah dedim, budur. Gelsin anam gelsin. Hepsini geçtik abi. Ben bu gelen paraların vergisini yanlış hesapladığım için günün sonunda ben şeyden de ayrıldım. 2 kere 3 kere de iş değiştirdim. 1 sene sonra bana bir vergi borcu soktular abi. Bütün para GG. Bir de üstüne hayvan gibi borç. Lan ben fakir oldum tekrar. Kaldık öyle. Dedim ki ben bunu çalışarak yaptım abi. Bir daha yaparım. Bu sefer de iş var, para yok. Dedim ki ben yeni bir tane iş bulayım. İşten de zaten tadımız kaçık. Ayrılma noktasına gelmişiz. Ondan sonra dedim ki abi ben bir tane başka iş bulayım. Abi ben orada 2 yıl falan imanım gevriye gevriye vergi borcu temizledim. Ama beni bugün işte bir takım şeyleri kazandık. İşte şu gün bugün nerede çalışıyorsunuz diye soruyorsunuz. Rambol diye bir firmada çalışıyorum. Yöneticilik yapıyorum. Yarın bambaşka bir yerde çalışabilirim. Bambaşka işlerin peşinde koşabilirim. O olabilir, bu olabilir. Bugün gelirim yerindedir. Yarın daha az kazanırım. Öbür gün daha çok kazanırım. Öbür gün bambaşka bir yerden bir fırsat oluşur. Başka bir şeyler olur. Günün sonunda varacağım nokta şu dostlar. Asla hiçbirisi kolay olmuyor. Kolay yoldan zengin olmak veya zengin olmak diye bir hedef de geçerli değil. Kendinize geçerli, ulaşılabilir, doğru, kısa vadeli hedefler koyun. Uzun vadeli hayaller kurun. Arasında fark var arkadaşlar. Bunları birbirine karıştırmayın. Kısa vadeli hedefler uzun vadeli hayalleriniz olsun. O yüzden kendinize kısa dönemde yapabileceğiniz başarılı hedefler koyun. 20 yaşlarındaki ben hala bugünkü gibi o gün acele etmeye, tırmalamaya, sürekli koşturmaya, bir şeylere ulaşmaya çalışıp ulaşamadıktan sonra pes etmeye, canımı sıkmaya, kendimi üzmeye devam etseydim bugün yanınızda, karşınızda olamazdım. Acele etmeyin abi. Birçok şey için acele ediyorsunuz. Acele etmeyin. Sakin sakin, rahat rahat işinizi halledin. Bugün bir şey olmuyor diye hiçbir zaman asla olmayacak anlamına gelmiyor. Benim şu hayatta en nefret ettiğim cümlelerden bir tanesi, artık duymaya bile tahammül edemediğim cümlelerden bir tanesi her şerde bir hayır vardır cümlesiydi. Anneme bağırmıştım bir gün, bana bu lafı etme artık, bu cümleyi bana kurma diye. Bugün en sevdiğim cümlelerden biri oldu. İstediğiniz bir şey o gün gerçekleşmiyorsa demek ki hazır değilsiniz deyin geçin ya. Beklentinizi düşük tutarsanız, hayat sizi hazırlıyordur diye bakarsanız olaya çok rahat edersiniz dostlar. Üzmeyin kendinizi bir şeyleri. Onun için yavaş yavaş emin adımlarla, ölçülebilir hedeflerle, kendinize yatırım yaparak, kendinizi geliştirerek, acele etmeden bir şeylere ulaşmaya çalışın. Çünkü aceleyle olmayacak. Tamam? Yapmayın. Sevgili dostlar ve veda zamanı. Hedefinizi belirlerken hep sizin özbenliğinizden daha fazla ve daha ileriye sizi taşırken, daha çok insana fayda sağlayacak şekilde belirlerseniz çok daha mutlu olursunuz. İnsanlık için sizin dışınızda kalanlara fayda sağlarsanız zengin olursunuz. İnsanlara, sizin dışınızdaki dünyaya fayda sağlarsanız o zaman mutlu olursunuz dostlar. O yüzden hep kendinizin dışındaki insanları hedef belirlerken düşünün. Benden size ufak bir hile. Acele etmeyin. 20 yaşında olmayan bir şey için üzülmeyin. 42'de çok daha güzel oluyor. Çok daha büyüğü oluyor. Dönüp 20 yaşındakine hadi lan diyorsun. Hayata bakıyorsun. Kendinize çok iyi bakın. Can kaçar. Eyvallah. Allah'a emanet. Abone olun oğlum.